Herkese merhaba. Bu videomda sizlere Tarık Tufan'ın Beni Onlara Verme isimli kitabından bahsetmek istiyorum. Açıkçası bu ay sonuna kadar çekmeyi düşündüm. Haziran ayı okumalarım videosunda kitaptan bahsedecektim. Fakat daha sonra düşündüm de neden o kadar bekleyelim ki? Evet, hadi o zaman önce işe birkaç cümleyle yazarımızı tanımakla başlayalım. Tarık Tufan 1973'te İstanbul'da doğmuş ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Hem yazar hem de senarist. Uzak İhtimal ve Yozgat Blues isimli filmleri ile ödüller almış ve şimdiye kadar 7 kitabı ile okurlarıyla buluşmuş. Evet, şimdi kitabımıza dönecek olursak da Beni Onlara Verme isimli kitabımız toplamda bir bakalım 245 sayfa. Kitabımız da yazar akıcı anlatımıyla bizleri hayatın içinden öykülerle buluşturuyor. Kitapta bir semt var. Bu öyle bir semt ki girmeye cesaret edemeyeceğimiz türden. Neyse işte bu semtin mahallelerinde yaşayan insanların film gibi hayatından bahsediyor yazar. Hani yok artık canım bu kadar da filmlerde olur dediğimiz tarzda. İnsanın canını acıtan yaşanmış hikayeler vardır ya. Ha işte gerçek hayatta daha acayip şeyler de oluyor sanırım. Yazar satırlarında onlardan bahsediyor. O satırları okurken gerçekten gerçek hayatta böyle şeyler oluyor mu ya diye düşünmeden edemiyorsunuz. Aşk acısı çekenlerden, hırsızlık yapanlara, iftira atanlara, sevdiğine kavuşamayanlara kadar her türden hikayeler var. Her sayfada farklı bir acı var desem yeridir. Hiçbir öykü mutlu sonla bitmemiş. Ama inanın okuduktan sonra sizi şöyle bir düşündürüyor. Kitapta yer alan öykülerden en beğendiğim demeyeyim ama beni en çok etkileyen öyküyü ve sebebiyle birlikte sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Bahsettiğim öyküde Gülseren adında yaşlı bir teyze var ve bu teyze hac aşkı ile yanıp tutuşuyor ve dilinden düşürmüyor. Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım ilahisini. Başka çaresi yok çünkü para da yok, pul da yok. Teyzem nasıl gitsin hacca? Velhasıl bir gün Gülseren teyze evde radyo dinlerken yarışma duyurusuna denk geliyor ve radyodaki ses yarışmayı kazanan 10 kişi umre seyahati ile ödüllendirileceğini söylüyor. Gülseren teyze başlıyor. Gece gündüz Peygamber Efendimizin hayatını sular seller gibi ezberlemeye. Sonrasında yarışmaya katılıyor fakat sonuç iyi çıkmıyor. Gülseren teyze yine gidemiyor hasret kaldığı topraklara. Şimdi ne alaka Tuğba nereden ne bu öykü nereden çıktı falan derseniz işte o kısmına dönelim. Bu öyküyü okuduktan bir sonraki gün sabah arabada işe giderken radyoda dinlediğim anons beni duygulandıracak derecede etkiledi. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Ne diyordu biliyor musunuz radyodaki o ses? Bir vakfın 10 kişiye umre seyahati hediye edeceğini duyuruyordu. Tüylerim diken diken olmuştu. Bu nasıl bir tevafuktu? Bir gün öncesinde okuduğum satırlar gerçek olmuştu. Beni gerçekten çok etkilemişti. Burada sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım bu öyküyü okuyunca sizler de beğenirsiniz. Peki aranızda beni onları vermeyi okuyan var mı? Ya da Tarık Tufan'ın ben şu kitabını okudum ve mutlaka tavsiye ederim diyebileceğiniz kitabı varsa benimle aşağıda yorum olarak paylaşır mısınız? Umarım videomu beğenmişsinizdir. E tabi beğendiyseniz bir beğeninizi alırım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Durun durun. Hala buradayım. Diğer kitap yorumlarımı merak ediyorsanız buralardan çıkan bu kutucuklara tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu sefer kesinlikle ben kaçtım. Görüşürüz.